Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Buhari Derneği olarak tertiplemiş olduğumuz programımıza uzak yakın demeden gelen tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim okumak üzere kıymetli Hafız Hasan Yıldırım hocamızı kürsüye davet ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İza s-sema'u fatarat ve izel kevâkibu tasarat ve izel biharu fujjirat ve izel kuburu bu'sirat علمت نفس ما قدمت وأخرت. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldığı zaman, yıldızlar saçıldığı zaman, denizler kaynayıp fışkırtıldığı zaman, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek. Böyle mezar tık yalanlarımız bizi bağlayan imanımızdır. Bizler kardeşiz, biz bir ümmetiz, aynı bedende tırnakla etiz. Güneş misali karanlıkları yararak doğan öncelikle uzak yakın demeden bu güzel davetimize icabet ettiğinizden dolayı siz kıymetli hocalarıma, abilerime, kardeşlerime çok çok teşekkür ediyorum. Değerli Müslümanlar, değerli cemaati Müslümin, değerli halkımız, değerli esnaf abilerimiz ve değerli komşularımız, tabii öncelikle kıymetli Yusuf hocamdan önce çıkmak haddimize değil ama acizane 2-3 kelime hatırlatma adına buraya çıkmış bulunuyorum kendisinin izniyle. Allah için soruyorum mahalle sakinlerine. 11'lerde, 12'lerde birileri sokaklara çıkın. Gencecik kızlarımız. Bugün benim kızım 12 yaşına gelmiş. Yarın bir gün belki 15'ini analtısında. Vallahi billahi 16'sında kızları görüyorum. Uyuşturucu almaya geliyorlar. Vallahi kızları görüyorum. Tabiri caizse kaşları gözleri oynuyor. Ya sen bu çocuğa el uzatmazsan bu çocuk ahlaksız yetişecek. Bu kız senin kızın. Bu kız benim kızım. Ya neden bu hali düşünmüyoruz? Allah için soruyorum sizlere. Bizim amacımız sadece derneklere kapanıp derneğin içindeki insanlara mı kazanmak? İnanın şu dakikaya kadar acaba kardeşlerimle neyi nasihatlaşsam? Öncelikle nefsime neleri hatırlatsam da bu programın maslahatına, maksadına uygun bir şekilde söz söylemiş olurum diye çok düşündüm. Evet, belki tabelanın arkasında sahabenin hayır konusundaki yarışını bekliyorsunuz ama Soner kardeşimin yüreğinden çıkan sözler benim aklıma farklı şeyleri getirdi. Ey Müslümanlar! Günahları gökyüzünü kapsayacak kadar çok olanlarınız varsa durmayın. Allah'ın rahmetine doğru koşun. Günahları yeryüzünü kirletecek kadar çok olanlarınız varsa ne olur durmayın. Allah'ın engin rahmetine doğru koşun. Günahları, okyanusları, denizleri, akarsuları kirletecek kadar çok olanlar varsa ne olur durmasın. Acele etsin. Son nefesi onun boğazında düğümlenmediği anda Allah Azze ve Celle'nin mağfiretine koşsun. Ey kardeşlerim, işlemiş olduğunuz günahlardan dolayı yeryüzünde sellerin,
kuraklıkların, depremlerin olduğuna inanıyorsanız ne olur bu gece aziz ve celil olan Allah için, Allah'ı memnun etmek için onun kapısını, tevbe kapısını çalın. Bir defa olsun secdelerinizde, bir defa olsun günahkar ellerinizi semaya kaldırarak aziz ve celil olan, Rahman ve Rahim olan Allah'a yönelin. Allah'ım, bu dünyada saklamış olduğun günahları tıpkı bu dünyada sakladığın gibi ahirette de görmezden gel Allah'ım. Allah'ım, vallahi sana olan isyanımızdan değil, ancak bazı amellerimizi nefislerimiz bize süslü gösterdi. Allah'ım, artık sana tevbe ediyoruz. Sana yöneliyoruz. Senden bağışlanma diliyoruz. Bizleri bağışla.